Hocam bende dışkılama sorunu var. Fitil atmadan veya lavman yapmadan büyük abdestimi yapamıyorum veya gayet de çıkaramıyorum. Bu bize sık olarak yöneltilen bir sorudur. Şimdi bir kişinin öncelikle fitil ya da lavman yaparak dışkılama yapma zorunluluğu olması bizler açısından ciddi bir dışkılama sorunu olarak kabul edilir. Biz bunu kronik kabızlık veya dışkılama zorluğu veya dışkılama güçlüğü olarak adlandırıyoruz. Nedir buradaki ana problem? Dışkının atılımında bir sorun olması ya da kalın bağırsağın genelinde bir iletimle ilgili bir sıkıntı olması. Şimdi burada öncelikle yapılması gereken ayrım, acaba kalın bağırsağın tümünde bir ileti problemi mi var? Yani yukarıda bağırsağın başından aşağıya doğru yavaş mı bir ileti oluyor? Ya da dışkı makatın ağzına kadar yani makat kanalına kadar geliyor ve oradan dışarıya atılımda bir sıkıntı mı yaşıyor? Bunun ayrımını yapmak çok önemli. Bağırsağın geneliyle ilgili bir problem ise sinirlerle ilgili olabilir. Kişi çok hareketsiz, yatalak olduğu için olabilir. Burada birçok hastalıklar işte tiroid bezinin az çalışması, paratiroid bez dediğimiz bezin fazla çalışması, diyabet hastalığı vesaire gibi birçok hastalıkların bunda etkisi olur. Ya da makat çıkışı ile ilgili problem olur. Makat çıkışı ile ilgili problem olması hastaların daha büyük bir çoğunluğunda daha ağırlıkla gördüğümüz bir sıkıntıdır. Nedir bu? Makatın çıkışında örnek en sık rastladığımız bir halk tabiriyle basur veya bizlerin tabiriyle hemoroid sıkıntısı olabilir. Bir makat çatlağı olabilir. Makatta anismus adını verdiğimiz aşırı sıkma, aşırı kasılma veya gevşeme kusuru olabilir. Makat sarkması olabilir. Rektosel dediğimiz bağırsak fıtıklaşması olabilir. İltihabi bağırsak hastalıkları olabilir. Bağırsak polipleri olabilir. Makat kanseri, rektum kanseri veya bağırsak kanseri sorunu olabilir. Yani gördüğünüz gibi burada çok fazla sağlık sorunu olabilir. Yani ha, basit ya kabızlık işte at fitili geç veya yap lavmanı geç al filanca dışkı yumuşatıcı ilacı geç. Bu hiçbir zaman bu şekilde olmamalıdır ki zaten hastalarda da bu şekilde komplike olur ve bize de komplike olduktan sonra müracaat ederler. Bunun için burada detaylı bir muayene ile öncelikle başlarız. Hastayı teferruatlı olarak bilgilerini alırız. Arkasından detaylı bir muayenemizi yaparız. Ve ondan sonra da burada tedaviye yönelmeden önce bazı tetkikler gerekir. İşte bunlar arasında basitçe bir kolonoskopi yani kalın bağırsağın bir kamerayla incelenmesi, bir MR kolonografi dediğimiz kalın bağırsağın bir görüntülemesinin yapılması, MR defekografi dediğimiz kalın bağırsağın dışkıyı atmadaki kabiliyetini araştıran bir testin yapılması, anal manometri dediğimiz makatta aşırı bir sıkılık mı var, kasma mı var, burada makat kas ölçümü diyebiliriz basitçe. Onun yapılması ve bunları yaptıktan sonra da işte bu saydığım birçok hastalıktan işte A mı çıktı, B mi çıktı, C mi çıktı onu belirlemek. Şimdi tabii ki ne bileyim bir makat sarkması belirlenirse bunun tedavisi farklı. Bir makat kanseri belirlenirse bunun tedavisi çok farklıdır. Kanser hastalığında ek tedaviler, kemoterapi gibi, ışın tedavisi gibi işin içine girerken makat sarkması gibi veya bağırsak fıtıklaşması gibi durumlarda hiç bu tür şeylere gerek kalmadan bir ameliyat yöntemiyle veya ameliyat yoluyla bu sorun devre dışı bırakılabilir. Buradan anlayabileceğiniz gibi burada detaylı bir ayrım yapmak gerekir. Bu detaylı ayrımı yaptıktan sonra hastalığa uygun tedavi yapmak gerekir. Ve böylelikle hasta bu mevcut sorunundan arındırılmış olur.
Öncelikle tabii ki gördüğünüz gibi burada detaylı bir muayene ve detaylı bir tetkik gerektiğinden bu konuda sadece bu konuyla kabızlık, dışkılama zorluğu, makat hastalıklarıyla uğraşan ekibimizden destek almak isterseniz ekibimizi arayabilirsiniz ve bu şekilde sorunuza çözüm bulabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Sağlıcakla kalın.